Tekrardan merhabalar. Sinan Bayraktar ile ekonomik değerleri farklı bakış açılarıyla yorumlamaya ilk bölümde dediğimiz gibi devam ediyoruz. Türkiye'nin gündemini ele alıyoruz ve yurt dışında yaşanan gelişmelerin ülkemize yansımalarını da detaylı olarak konuşacağız. Ama öncelikle Temmuz ayı enflasyonuna dönmek istiyorum. Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Evet. Gerisi sizde. Bu sabah yine enflasyonla uyandık. Enflasyonla gidiyoruz. Bekliyorduk zaten. Bugün itibariyle TÜİK verileri açıkladı saat 10'da. Şimdi yorumumuza baktığımız zaman bir önceki aya göre 3.23, %3.23 bir artış var. Yani enflasyon şudur, enflasyon fiyat artış hızıdır. Fiyatların seviyesi değildir. Fiyat artış hızı %3 gene. %3 artıyor fiyatlar, %3.23 oranında. Aralık ayına göre de yani yılbaşından bu yana aldığınız zaman %28.76 artış var enflasyonda. Yani mevcutta yaşadığımız muhtelif mal gruplarında %28-29 gibi artış var. Yani cebimizden gene %28-30 gibi bir değer çıktı. TÜİK'e göre konuşuyorum. Şeyimiz, fiyatlarımız yukarı gitti. Ki çok önemli bir zam geldi. Daha başlamadık ona. Doğalgaza %38, konutlardaki doğalgaza %38 zam yaptı. %38-40. Yani Eylül, Ekim, sobalar, işte kaloriferler, kombiler yanmaya başladığı zaman ki mutfak giderlerinde çok fazla değil. Gerçekle yüzleşilecek. Tabii %40 daha faturanız artacak sizin. Bir anda işte 1000 lira ödüyorsanız 1400 lira ödeyeceksiniz. Hazır olun dedi devlet. Şimdi geliyor. Önceki yılın aynı ayına göre geçen sene ki Temmuz ayına göre %61.78 arttı. Geçen sene Temmuz ayındaki fiyatlar %61 aşağıydı bugünkünden. Bugüne gelirken %61 arttı. Şimdi hani şey tartışmaları var ya ülkede, kiracı, ev sahibi arttı, artmadı, öldürdük, kaldı, çıktın, çıkmadık, %61 fiyatları. Evet. Ben mal sahibi olarak kiraya verdiğim konutta istediğim oran %61 olmalı bana göre. Niye? Çünkü ben dışarıda %61 ile karşılaşıyorum.